İyi akşamlar diliyorum. Bugün 2 Temmuz günlerden Cuma haftayı kapattık. Hemen rakamlara bakalım. Borsa İstanbul'la başlıyoruz. Borsa İstanbul bugün artıda kapanış gerçekleştirdi. Önümüzdeki hafta itibariyle önemli veriler olduğunu ifade edeyim. Bugün ayrıca tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nde tarım dışı istihdam 850 bin açıklandı ve 5.6 işsizlik rakamı geldi. Bankacılık endeksi %0.6, holding %1.1 oranında değer kazandı. Avrupa kanadına geldiğimizde Lagarde'ın açıklamalarını gördük. Düşük enflasyon oranlarına geri dönüş olacak dedi. Bunun dışında Almanya Merkez Bankası Başkanı'nın da açıklaması var. Yeni politika çerçevesinde daha yüksek enflasyona müsamaha göstermeye başlamaması gerektiğini ifade etti. Dediğim gibi Amerika'ya döndüğümüzde tarım dışı istihdam beklentilerin üzerinde gerçekleşti. 720 bin bekleniyordu, 850 bin geldi. Dış ticaret açığı rekor seviyeye ulaştı ABD'nin. Mayıs'ta %3.1 arttı, 71.2 milyar dolara yükseldi. Hemen bakalım emtia kanadında. Emtia tarafında tabii OECD toplantısı bu hafta gerçekleşti ama çok bir net sonuç alınamadı diyeyim ben. Bu arada altında da 1782 seviyesi var ve son olarak kripto paraya bakalım. Kripto paralarda bu haftayı karışık seyre tamamladı. Genelde eksiyle tamamladı. Bugün de Bitcoin arttı ama diğerleri eksi de değilim. Hemen Ankara'ya dönelim. Biz Fevzi'ye bir soralım. Fevzi, Cuma günü itibariyle nedir şimdi Ankara'nın gündemi? Evet, Selahattin Saraççı, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Sakarya'daydı. Aslında bir süredir siyasetin en önemli tartışma başlıklarından bir tanesinin adresine gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sakarya'daki tank paleti fabrikasına gitti. Buranın bir süre önce Katar'a devri noktasında muhalefetin eleştirileri vardı. Bu eleştirilere yerinde yanıt verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. 2019 yılında Milli Savunma Bakanlığımız ile fabrikada yeni bir dönemi başlattık. Fabrikamızın mülkiyeti, hazinemizin tahsisi Milli Savunma Bakanlığı'na aittir. Tapusu devlettedir, öyle de kalacaktır. Fabrikamızın işletmesini yürüten Türk firmasıdır dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sakarya'dan tank paleti fabrikasından bir kez daha muhalefetin iddialarına yanıt vermiş olduğu eleştirilerine karşı tapusu Türkiye'dedir, Türk firmasıdır ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Altay tankı önemli, savunma sanayinin önemli projelerinden bir tanesiydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Sakarya'daki konuşmasında Altay tankına ilişkinde son gelişmeye dair bilgi verdi. Bütün ekibi sıkıştıracağız. Hedef Altay 2023'ün başında orduya teslim töreni yapacağız ifadelerini kullandı. Altay tankı içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023'ün başını işaret etmiş oldu. Bu anlamda orduya tesliminin de başlayacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan önümüzdeki günlerde de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek. Burada da aslında önemli mesajlar verecek. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerin korunmasına dönelik kararlı mesajını, kararlı tutumunu bir kez daha ifade edecek. Buna ilişkin de biz hakkımız neyse bu hakkımızı söke alırız ifadelerini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Siyasette muhalefet cephesinde ise özellikle İstanbul Sözleşmesi'ne yönelik eleştiriler devam etti. Sözleşmeden çıkmaya yönelik hem CHP hem de İYİ Parti kanadından tepkiler gelmeye devam ediyor. Yine sivil toplum kuruluşlarında da buna ilişkin eleştiriler geldi. Bunu da hatırlatalım. İhracat rakamları açıklandı. Kısa bir süre önce sabah saatlerinde Ticaret Bakanı Mehmet Muş kameraların karşısına geçti ve önemli bir başarı elde edildiğini belirtti. Ticaret Bakanı Mehmet Haziran ayı ticaret verilerini açıkladı. İhracatın %47 artarak 119,8 milyar dolara ulaştığını söyledi. Bunun da Cumhuriyet tarihinin rekoru olduğunu ifade etti. Peki ilk 6 aylık dönemde ihracat ne oldu? Ona ilişkin de Ticaret Bakanı Mehmet Muş %47 artışla 19,8 milyar dolara ulaştığını, ilk 6 aylık ticaret hacminin ithalatın ihracatın olduğunu ifade etti. Bu sayede ilk 6 ayda ihracat geçen yıla oranla %40 artışla 105 milyar dolar seviyesine çıktığını da vurguladı. Bu da aslında dikkat çekici bir rakam. Bu anlamda Mehmet Muş bunun Cumhuriyet tarihinin rekoru anlamına geldiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Sakarya'da yaptığı açıklamada bu sene ihracatta Cumhuriyet rekorunun kırılacağını ifade etti. BDDK'dan önemli bir açıklama geldi aslında. Evet. Ev ve araba hayalleri kuralılar içinde bu anlamda 35 şirketle ilgili incelemesini tamamladı. Hmm. Sadece 6'sına izin çıktı. 29 şirketin tavsiyesine karar verildi. Pazartesi de aslında önemli kararlar alınacak. Onları da kısaca hatırlatarak bitirelim. TÜİK'in Haziran ayına ilişkin enflasyon verisi açıklanacak. Yılın ilk 6 ayına ilişkin enflasyon belli olacak. Kabine toplanacak. Kabinede de önemli kararların çıkmasını bekliyoruz. Meclis 15 Temmuz'da kapanacak. Kapanmadan önce önemli düzenlemeler içeren torba teklifinde meclis gündemde gelmesini bekliyoruz. O torba teklifini ayrıntılarında önümüzdeki hafta göreceğiz. Zeliha Saraç.
Peki, çok teşekkür ediyoruz. Biz de sana torba yasada bakalım neler var içerisinde önümüzdeki hafta itibariyle bakacağız. O zaman bir VTR'miz var aslında, onu ekranlara getirelim. Yönetmenimizden rica edeyim. Hyundai Aslan Genel Müdürü Berkel, Murat Berkel, otomotiv sektöründe yaşanan gelişmeleri anlattı. Murat Berkel, pazarın bu hızla devam ederse yıl sonunda 780 bin bandına geleceğini söyledi ama çip krizi tabii önemli. İzleyelim bir. Öncelikli olarak şunu söyleyebilirim. Pazar ilk 5 ayda yaklaşık 321 binin üzerinde araç satıldı. %70'in üzerinde bir büyüme gerçekleşti. Bu yılı da bu şekilde devam ederse yaklaşık 780 bin civarlarında kapanmasını öngörüyoruz. Tabii özellikle bulunurluk burada ciddi bir rol oynuyor. Çip krizinden dolayı bazı markalar hem Türkiye'de hem globalde üretimde zaman zaman sıkıntılar yaşıyor. Bu da yılın ikinci yarısında satış adetlerinde belirleyici bir unsur olacak gibi gözüküyor. Çip krizini biraz daha açalım. Orada son durum nasıl, neler olacak bundan sonrası için? Yani şöyle, bu çip krizi tamamen üretimle alakalı. Özellikle üçüncü dalganın yaşanmasıyla birlikte bu üretilen, parça üreten tedarikçiler üretimlerini tam randımanlı yapamıyorlar. Dolayısıyla tedarikte sıkıntı oluyor. Bunun 2022'nin birinci çeyreğine kadar devam edeceğini öngörüyoruz. Eylül, Ekim aylarında dördüncü dalga olabilir mi konuşuyor dünya. Eğer bu şekilde bir gelişme olursa maalesef bu çip tedariğiyle ilgili sıkıntının belirli bir süre daha devam edeceğini öngörüyoruz. Peki bu sadece çiple kalır mı yoksa tedarikte başka ürünlere de yansır mı? Mutlaka, yani otomotivde kullanılan birçok parça ile ilgili sıkıntı olabilir. Sonuçta onlar da, bu yan parçaları üreten firmalarda tam randımanlı çalışması gerekiyor. Tabii pandemi olunca, kapanmalar olunca, çalışma günlerinde kısıtlamalar olunca maalesef tam randımanlı çalışamıyor bu firmalar. Ve tedarikle de ilgili ciddi sıkıntılar oluyor. Murat Bey, şimdi bir diğer taraftan da kurların geldiği seviye ve fiyatlar. Orada durum nasıl? Evet, yani son bir buçuk senedir kurlarda ciddi dalgalanma yaşıyoruz. Bunlar da ister istemez fiyatlara yansıyor. Özellikle hem yurt içinde ürettiğimiz araçlar hem yurt dışından ithal ettiğimiz araçlar euro bazlı ve dolar bazlı maliyetleri var. Euro ve dolar yukarı yönlü hareket ettiği zaman da İster istemez bunları fiyatlarımıza yansıtmak zorunda kalıyoruz. Tabii temennimiz özellikle kurların belirli bir süre bu seviyelerde devam etmesi. Tabii bir taraftan çip krizi devam ediyor ama bir taraftan da yeni ürün lansmanları da oluyor aslında. Bunu nasıl değerlendirmek lazım? Tabii bütün markaların planları var. Sonuçta hayat devam ediyor. Biz de burada B10 aracımızın üretimine başladık Mart ayında. Daha önceden almış olduğumuz aksiyonlar neticesinde herhangi bir gecikme ve ötelenme yaşanmadı üretimde. Şu anda üretimi de tam randımanlı devam ettirmeye çalışıyoruz. Dediğim gibi yurt içinde Hyundai olarak üretimde şu ana kadar bir sıkıntı yaşamadık. İnşallah önümüzdeki süreçte de aynı şekilde üretimimize devam ederiz. Murat Bey, tüketici şu anda en çok neye ilgi gösteriyor sektörde? Yani tüketici şu anda en fazla özellikle bu ÖTV dilimlerindeki değişimden sonra, vergi değişiminden sonra daha ziyade %45'lik ve %50'lik ÖTV diliminde olan ulaşılabilir araçları daha fazla tercih ediyor ve bu ÖTV diliminde olan araçlar daha fazla satılıyor. Evet, hemen Tonguç'a dönelim. İyi akşamlar Tonguç, nasılsın? İyi akşamlar Zeliha, sağ ol. İyi yayınlar. Sağ olasın. Bugün biraz kısayız tabii. Arkamızda başarıya doğru diye program var. O yüzden hızlı hızlı gideceğim. Şimdi öncelikle Merkez Bankası Başkanı'nın toplantısı vardı yerli yatırımcılarla. Evet. Buradan birkaç tane mesajı var. Senin ağzından dinleyelim bir. Yani aslında tabii pazartesi enflasyon geliyor. Bu arada hafta içinde bir zorunlu karşılıklarda değişikliğe gidildi. Özellikle yani toplantı içerisinde de buna biraz değinilmiş. Yani bunun işte banka bilançolarının biraz daha TL tarafında ağırlık kazanması ve tabii ki doğal olarak TL tarafının biraz daha zorunlu karşılıklar tarafında talep görmesi diyelim veya tercih görmesiyle ilgili de bir değişiklik olduğundan bahsedilmiş. Ama aynı zamanda Merkez Bankası'nın ve Sayın Elvan'ın da
hem çeşitli değişimler sonrasında hem de beklentiler öncesinde biraz piyasayı özellikle önden bilgilendirmek ve gelişmeleri de sıcak tutmak adına böyle toplantılar yaptığını görüyoruz. Ama en belirgin belki benim en azından satır aralarında görebildiğim hala enflasyon tarafındaki o aşağı yönlü inmenin devam etmeye başladığında bir sıkı para politikasından belki kademeli vazgeçiş ve özellikle bunun olma ihtimalinde hala dördüncü çeyreğin başında beklendiği yönünde de biraz daha işte merkez bankaları toplantılarında metinlerde bahsedilmeye çalışan o detaylar içerisinde Sayın Kavcıoğlu'nun açıklamaları var. Dolayısıyla zorunlu karşılıklar beklenen olası aşağı doğru inmenin enflasyonda dördüncü çeyrek beklentisiyle devam ediyor olması ve son dönemde bir de şunu ekleyelim. Oynaklığın yani enflasyondaki değişimlerin özellikle talep tarafında ve salgın kaynaklı bazı değişimlerden işte bunu emtia tarafına da biraz bağlamış Sayın Başkan. Bu değişimlerden kaynaklı oynaklığında enflasyonda olabileceğinden bahsetmiş. Yani şu an için çok net bir politika değişikliği veya görüş farklılığı yok. Bazı detaylar üzerinde aslında yurt içindeki yatırımcılara da bilgi verilmiş olduğu gibi gözüküyor. Peki tarım dışı istihdam verisi beklentilerin oldukça üzerinde 720 bin kişi daha doğrusu beklenirken 850 bin kişi geldi. Dolayısıyla evet. Şimdi acaba FED ne anlatır, sözlü yönlendirmeye mi gider, ne düşünüyorsun, ne bekliyorsunuz? Şimdi tabii Amerika'da da enteresan şeyler oluyor. Mesela tarım dışı verisi sonrası hemen başkan çıkıp İşte bunun tarihi bir süreç olduğundan bilmiyorum daha önce çok alışık olmadığımız bir dönem denk gelmiş olabilir ama biz işte bazı olaylarda bizim Merkez Bankamız, Hazine Bakanımızın ve Hazine ve Maliye Bakanımızın bu gibi söylemleri olduğunu düşünür, yani söylüyorduk. Ama yani Amerikan Başkanı'nın da gelen istihdam verileri sonrası aslında güçlü bir toparlanma eğiliminde olduğunu ifade etti. Ama veri evet 850 bin, çarşamba günü 700 bine yakın bir özel sektör istihdam verisi beklentilerin üzerinde. İşte saatlik kazançlar aylıkta biraz tahminin altında gibi gözüküyor. Yani 0.3'lük bir değişim var ve işsizlik, yani istihdam artarken işsizliğin de 5.9'a 5.8'den yükselmesi aslında veri sonrasında bir negatif dolar algısı yarattı piyasada. Yani bunu takip edenler de fiyatlar üzerinden görmüştür. Ama sonrasında başkanın açıklamalarıyla şunu anlamamız lazım. Yani 850 bin kişi tarım dışı istihdam bir aylık süreçte bu iş gücüne katıldıysa ve işte Powell'ın hep istihdam tarafında biraz daha zayıf karnımız var, bu tarafa beklememiz gerekiyor varlık alımları açısından ve faiz arttırma açısından dediği süreçte bir sonraki ay verisi de buna benzer gelirse artık yani işte saatlik kazançlarmış, evet iş gücüne katılım tarafında belki yataylık devam ediyor ama ya burada istihdamın da artmaya başladığı güçlü bir şekilde algısı özellikle hizmet sektörünün de içine dahil olduğu bir dönemde fiyatlamaya biraz daha fazla yansıyacaktır. Keza dolar endeksinin zaten son 3 gün içerisinde özellikle çarşambadan sonraki veriden sonraki dönemde çok hızlı bir yükseliş içinde olduğunu gördük. Dolayısıyla piyasa çok güçlü bir veri gibi algılamadı her ne kadar beklentiden yüksek gelse de biraz daha detaylardan dolayı. Ama önümüzdeki günler için bence iyi bir istihdam verisi olarak bu haftayı tamamlamış olacak Amerika ve güçlü dolara dönüşün sinyallerini almaya devam edeceğiz diye düşünüyorum açıkçası. Peki Borsa İstanbul fena gitmiyor ama hacim de hala düşük. Önümüzdeki hafta ne beklersin? Enflasyon rakamlarına hassasiyeti var mı Borsa İstanbul'un? Ben şöyle yani piyasa 1.40 gibi yanılmıyorsam 1.45 gibi aylık bir enflasyon bekliyor. Bu da 17'lere çok yakın yerlerde yıllıkta. Her ay söylediğimiz gibi yani bunun çok üzerinde bir %2'ler gibi bir değişim olmadıktan sonra artık enflasyonda Sayın Başkan'ın bugünkü yaptığı toplantı içindeki değerlendirmeleriyle birlikte çok da borsanın aslında ne işsizlik verisinin ne enflasyon tarafının çok dikkate almadığını düşünüyorum ben. Neyi dikkate alıyor? Yani para girişi var mı yok mu? Yani buraya yeni katılımcı geliyor mu gelmiyor mu? Bugünü de şöyle değerlendirelim. Yani birkaç hisse senedinde firmaların, halka açık şirketlerin hisse alım programı açıklaması diyelim ya da bildirisi yayınlaması aslında endeksin üzerinde de etkili olan hisselerdeki bu bir nebze 1370'lerin üzerinde tutulmayı bence
tetiklediğini düşünüyorum. Çok da böyle yukarıya da aşağı doğru ivmelenen bir borsamız hala yok. Hatta gün içerisinde aşağı doğru da kısmen bir dalgalanma yaşadık yine. Ama yatay bantta işte gün içi haber akışıyla veya özellikle zaman zaman teknik seviyelerin burada biraz daha talebi arttırdığı dönemlerde hisse bazlı hareketler görmeye devam ediyoruz. Yani bugün için 1400 yukarıda 1350 aşağıda kırılmadığı sürece bu bant içinde o sıkıcı, düşük hacimli, işte Temmuz'da da aslında hem 15 Temmuz haftasını hem bayram haftasını düşündüğümüzde biraz daha böyle yani şey de yanlış da söylemek istemiyorum ama maalesef sıkıcı o seansların, günlerin borsada dar bant içinde devam edeceğimiz bir zaman dilimindeyiz gibi gözüküyor hala. Peki, şimdi bir de tabii biliyorsun Koç hisseleri, Koç Holding ve Arçelik geri alım açıkladı. Evet. Şimdi bunu biraz değerlendirelim. Hisse değerleri normal şirketlerin çok altında diye. Açalım bir iki dakika bunu. Yani şöyle düşünelim. Tabii ki bu yani borsalarda yaşanan bir durum. Ama hani Koç grubu için ilk defa gerçekleşiyor. Yeni buna benzer açıklamalar gelebilir mi? Gelebilir. Neden? Çünkü hani holding içinde veya belli bir şirket içindeki grupların kendi pozisyonlarını değerlendirdi. Yani kar marjlarını, işte fiyat kazanç oranlarını, piyasa değerlerini ve mevcut işleyişlerini gördüklerinde yani burada bir fırsat olarak değil ama sonuçta kendi firmanız, kendi firmanızın piyasa değeri, halka açıklık oranınız belli. Burada bir yanlış fiyatlama olduğunu veya buraya bir alım yapıldığında ileride bu pozisyonların tekrardan aslında baktığınızda biraz da hisse fiyatlarını dengeleyebilecek bir argüman olarak Koç grubunun böyle bir kararı oldu. Yani borsada hep şunu konuşuyoruz. Yani borsa endeksi işte 150 bin, 160 bin eski tabirle şimdi 1500-1600'lere gittiğinde de 850-880-900 seviyelere düştüğünde de aslında endeks BIST 100 endeksi düşüyor, çıkıyor. Bunun içinde bankacılık, sanayi hisseleri var. Ama her hissenin kendine özel bir değeri de var, bir dokunuşu da var, bir katma değer yaratma özelliği de var. İşte bu anlamda belli gruplar zaman zaman bu hisse alımlarına gidiyorlar. Benim de biraz önce bahsettiğim yanlış görmediysem %5-%8 arasında her iki hisse senedinde gün içi marjlar yarattığını gördük. Dolayısıyla bu da endeksi şimdilik biraz ayakta tutmuş gibi gözüküyor. Devamı gelir mi? Son cümle, tek cümle. Tek cümle gelebilir diye düşünüyorum. Özellikle daha önce bu yönteme başvurmuş, hisse alımına başvurmuş şirketlerinde mevcut fiyatlar içerisinde benzer yönteme yani bu hisse alımına yönelebilme haberlerini görebiliriz. Peki, Donguç Erbaş, teşekkür ediyorum. İyi hafta sonları diliyorum sana. Şimdi Profesör Doktor Oral Erdoğan'a dönelim. Piri Reis Üniversitesi Rektörü. Hocam iyi akşamlar. Merhaba Zeliha Hanım. Merhabalar. İyi yayınlar diliyorum. Size de. Ulaştırma Bakanlığı himayesinde bir zirve vardı. Türkiye Denizcilik Zirvesi devam ediyor değil mi? Biraz detay alalım mı? Evet, dün başladı. 1 Temmuz Denizcilik Kabotaj Bayramı vesilesiyle. Bugün devam etti. Yarın da olacak. Bugünkü bana göre en önemli oturumdu bugün. Benim de moderatör olduğum oturumda vizyon oturumuydu adı. 5 bakanlığın bakan yardımcısı, bir de Deniz Kuvvetleri Komutanı panelin katılımcısı idi. Denizciliğin her bakanlık açısından ne anlamda olduğu, ne yaptıkları konuşuldu. Çok çok derin bilgiler paylaşıldı. Bu Denizcilik Zirvesi sayfasından da bakanlığın bunlar herhalde tekrar banttan da izlenebiliyor diye biliyorum. Peki şimdi bu yarın da devam edecek. Yarın zirvede neler konuşulacak? Evet. Bir de bu yeşil dönüşümü çok konuşuyoruz. Bu yeşil mutabakatı da yayınlarda devamlı konuşuyoruz. Bunun denizcilik sektörü konusundaki hazırlığı nasıl? Çevre Bakanlığı bir numarada ilgili gibi görünüyor ama diğer tüm bakanlıkları da çok ilgilendiriyor. İşte Sanayi Ticaret Bakanlığı'nı da ilgilendiriyor. Uluslararası anlaşmalar açısından Dışişleri Bakanlığı'nı da ilgilendiriyor. Zaten Ulaştırma Bakanlığı işin içinde. Şu an dünyada çok önemli bir konuyu siz de hemen ifade ettiniz. Bugün zaten konuşulan konulardan birisi o ise diğeri kanaldı. İşte bir diğeri
ulaştırma alanındaki sanayileşme konularıydı. Ve Türkiye bu yeşil mutabakat anlamında da son derece önemli atılımları yapıyor. İlgili bakanlıklar da işin hassasiyetinin farkında. Ama bir taraftan da siz de biliyorsunuz, siz de çok ekranlarda yer veriyorsunuz şu anda Bloomberg'te. Müsilaj konusu gündemimize almış, yürümüş durumda. Yani hiç, yani bir taraftan yeşil konulara önem veriyoruz, enerjinin korunmasına önem veriyoruz derken bir taraftan Marmara'yı salyalar sarmış durumda olduğu muazzam bir çalışma yapılıyor bu konuda. Bir taraftan kirlilik temizlenmeye çalışılırken bir taraftan da kirletenlerin önlenmesi yönünde bir çaba sarf ediliyor. Ama bu bugünün konusu. Buna artık genel bir eğilim göstermemiz gerekiyor. 7'den 70'e değil, 0'dan 100, 110'a, 120'ye tüm yaştakiler temizlik bilincine, tasarrufa önem vermek zorunda. Dünya yeni bir dünyaya doğru gidiyor. Alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerekiyor diye görünüyor. Peki bu müsilaj konusunda çalışmalar nasıl yapılacak? Daha doğrusu sizin de tabii bu konuda zirvede konuşmanız sonucunda nasıl çözülecek bu? Hepimizi ilgilendiren bir konu. Bu konuda bir kere bir bilim kurulu kuruldu biliyorsunuz. Oraya bizim üniversiteden de bir üye görevlendirildi. Bizim açımızdan en önemli konulardan birisi diyelim ki bizi direkt ilgilendiren, başta Marmara Denizi'nde olmak üzere muazzam bir gemi hareketi var. Gemilerin kaliteli, emniyetli ve çevreye duyarlı sevk edilmesinde, navigasyon sağlanmasında bu müsilaj çok önemli bir negatif etki yaratıyor. Gemilerin gerek motor sistemleri, gerek dış karina sistemlerindeki boyaların zedelenmesi olmak üzere çok ciddi bir şekilde zararı dokunuyor. Daha da dokunabilir. Gemiler sefer yapamaz hale bile gelebilir. Muazzam bir şekilde mali ekonomik zararlar oluşmakta. Bunların giderilebilmesi için müsilajın daha doğrusu Marmara Denizi'nin hem yüzeydeki hem derindeki kirliliğinin ortadan bir kere temizlenmeye çalışılması gerekiyor. Ama bir taraftan da kirliliğe sebep olanların kaynakların ortaya çıkarılarak bir anda belki olmaz ama zaman içerisinde durdurulması gerekiyor. Bu yönde şu anda stratejik olarak adımlar belirleniyor bildiğim kadarıyla. Çok ciddi kısıtlamalar, yaptırımlar gelecek diye biliyorum şu anda. Peki şimdi bu zirveyi düzenliyorsunuz, devam ediyor. Beklentileriniz nedir bu zirveden? Bir sonuç, bir yola koyulma, bir hareketlilik ya da konuşulan konular içerisinde özellikle denizcilik sektörünün ana sorunlarından ilki nedir? Evet, sırayla söyleyeyim. Bakın, Ulaştırma Altyapı Bakanlığı açısından şu an bir numaralı gündem Kanal İstanbul projesi görünüyor. Bununla ilgili atılımlar görünüyor. Enerji Bakanlığı açısından muazzam bir şekilde Karadeniz'deki özellikle başta doğalgaz yataklarının adım adım 30 kilometre 40 kilometre daha genişleterek ağı daha fazla rezervlerin keşifleri gündemde ve buna Doğu Akdeniz hidrokarbon yatakları eklenmiş durumda. Orada tabii aynı anda Dışişleri Bakanlığı açısından da Türkiye'nin politik anlamdaki duruşu ve ortaya çıkarılan özellikle Güney Kıbrıs ve Yunanistan kaynaklı çıkarılan probleme karşılık Türkiye'nin haklarının savunulması gerekliliği bir önemli konu görünüyor. Bu konuda duruş sergilememiz gerekiyor. Haklarımızı korumak ve tüm dünyaya bunu beyan etmek gerekiyor. Aynı şekilde sadece Doğu Akdeniz değil, Akdeniz'in batısına doğru da münhasır bir takım haklarımız da var. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı açısından da denizlerde bizim gücümüzü göstermemiz ve bu yönde Türkiye'nin Karadeniz'de, Doğu Akdeniz'de yeri gelecek Antarktika'da da olduğumuzun gösterilmesi ve gücümüzün ortaya konulması gerekiyor. O anlamda da milli denizaltı ana konulardan biri olarak ifade ediliyor deniz kuvvetlerimiz açısından. Bir de Çevre Bakanlığı açısından da baktığınızda öne çıkan hususlardan birisi denizciliğin sadece ekonomi, yatırım gibi görülmemesi, denizin korunması, temizliğin sağlanması anlamında vurgu
yapılıyor ve Kanal İstanbul'un, yani Çevre Bakanlığı açısından diyorum, Kanal İstanbul'un önemli bir sorun yaratmayacağı şekilde ifade ediliyor. Diğer tarafta evet, not aldım. Bir de yine Sanayi Bakanlığımız açısından Türkiye'nin milli denizcilik anlamında çok önemli hamleler yapıldı. Evet, çok önemli yatırımlar yapıldı ve bu anlamda da geniş bir sanayi politikamız içinde denizciliğin öneminin daha da artırılacağı ifade ediliyor. Ben evet, de şunu özetle söyleyeyim size Zeliha Hanım. Ekonomiye, borsaya önem veriyoruz ama bir tane denizcilik firmamız, net olarak denizcilik firmamız borsada işlem görmüyor. Ben de kendi düşüncem olarak bunu yıllardır uğraşan biri olarak söyleyeyim. Ve denizcilik, deniz taşımacılığı evet, insanın vücudundaki damarlar ve kan gibidir. İnsan için anlamı odur. O yüzden gelin Türkiye'yi denizci bir lider ülke yapalım. Evet, üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olarak kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum hocam. İyi akşamlar. Ben teşekkür ediyorum. İyi hafta sonları. Efendim bitiriyoruz. Pazartesi görüşmek üzere.